Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, merhaba Recep Tayyip Erdoğan aşkıyla yanan 140 bin küsür kardeşim. Bu akşamki yayınımıza hoş geldiniz. Siz yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir bakalım bugün reisimiz kime ne kadar sokmuş. Haberler gelsin. Evet arkadaşlar, seçimlerde Erdoğan'a %71 oy veren Malatya'da bir ekmek fabrikasının önündeki metrelerce kuyruk. Fakir halk ucuza veya bedava ekmek almak için o kuyruğa girmiş. Tabii ki Erdoğan'a da gitmiş, %71 oy vermiş. Bu ışıltılı hayatı kendileri seçti. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında bedava ekmek ve bedava makarna bulabilirlerse inşallah yemelerini temenni ediyoruz. İnşallah bedava ekmek ve bedava makarna da bulamazlar. Madem siz bu ışıltılı hayatı seçtiniz, buyurun yaşayın. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Acımak yok, acımak yok. İşte bu, işte bu. Evet, bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bundan sonra böyle. Ekmek isteyene ekmek, pandik isteyene pandik. Acımak yok kardeşim. Siz işte, siz istediniz. Biz mi dedik size? Biz size dedik ki kardeş, insanca yaşayalım. Biz size dedik ki kardeş, ekmeğe muhtaç olma, kendi ekmeğini kendin al. Gidip o kuyruğa girme. Siz de dediniz ki hayır, ben beleşe alıştım, ben bedava yerim, umurumda da değil. Ha, bu saatten sonra bizim yapabilecek pek bir şeyimiz yok. Ha, bu arada Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bıraktığına dair bir haber var. Selahattin Demirtaş artık aktif siyaseti bırakmış, pasif siyasete geçmiş. Yani Selahattin Demirtaş bu konuda CHP'ye veya diğer bakanlara, başkanlara, diğer siyasi liderlere öncülük etmiş olabilir. Yani nihayetinde cezaevinde olan birisi. Yani HDP'de de artık bir şey kalmadı. Halk Selahattin Demirtaş'ı sevse de dinlese de artık HDP'nin içerisinde bulunamıyor. Bu saatten sonra yani benim HDP ile anılmamın, aktif siyasetin içerisinde görünüyor gibi olmamın demek ki bir anlamı yok diye düşündü ve geri çekildi. Bundan da bir örnek çıkıyor Kılıçdaroğlu'na ve Kılıçdaroğlu gibi siyasilere. Artık siz de buradan örnek alır geri çekilir misiniz? Yok efendim çekilmeyiz, devam ederiz mi dersiniz? Orasını bilmiyorum. Ama adam çekilmiş. Adam üzerine düşeni yaptı. Ne yapsın bu saatten sonra? Yani artık herkes şunu anlıyor. Bu halk böyle yaşamayı tercih ediyor. Biz ne yaparsak yapalım, kimsenin umurunda olmuyor. Biz onlara iyilikle geliyoruz, güzellikle geliyoruz, terörist oluyoruz. Bundan sonra yanlışa yanlış, doğruya doğru deme dönemi değil, doğruya yanlış, yanlışa doğru deme dönemi. Tamam, bundan sonra artık bu. Şimdi Hazreti Musa halkı uyarıyor da, halk Musa'ya, ey Musa biz senin doğru söylediğini biliyoruz ama Firavun bizim karnımızı doyuruyor diye bir şey söylüyorlar ya, bundan sonra abi biz karnımız doyuyor mu? Bitti baba. Allah da deriz, peygamber de deriz. O ne isterse onu deriz. Zulüm mü ediyor? Destekleriz, arkasında dururuz, daha fazla zulmet deriz. Birileri aç mı kalıyor? Reisi mi suçluyor? Reisi suçlayanları vatan haini ilan ederiz. Acım diyene bir tekmede biz vururuz. Devir artık böyle bir devir. Hepimiz Erdoğancıyız. Yaşasın Erdoğan. Yaşasın Erdoğan'ın birleştirici gücü. Balayı bitti. Pok yemeye devam. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu gelirse camiler ahıra çevrilecek, camiler yıkılacak diyen AKP seçim propagandası bitti, seçimi kazandı. Çorum'da yol yapılacak diye Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir caminin yıkım çalışması başladı. Çorum Eczacılar Odası Başkanı bir hanımefendi çıkmış tepki gösteriyor. Vatandaşlar tepki gösteriyor. Polisle karşı karşıya gelmişler. Jenderme gelmiş. Neymiş efendim? Biz bu camiyi yaptırmak için çok uğraştık.
Para verdik, pul verdik. Erdoğan bu camiyi yıkmak için mi geldi buradan oy aldı? Birinci turda %61, ikinci turda %64 Çorum'dan oy almıştı Erdoğan. Bugün o caminin etrafındaki insanlar, belki de çoğusu Erdoğan'a oy verdi, çıktılar. Efendim Erdoğan'ı lanetliyorlar, Erdoğan'a tepki gösteriyorlar, camimizi yıktı diyorlar. Gelecekse Tayyip Erdoğan gelecek. Nasıl oy aldı? Bu cami yıkmak için almadı. Cami mihraplarında özgürce namaz kılmak için aldı. Hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Bugün camiyi yıkıyorsunuz. Bugün ben nasıl inanacağım şimdi sözlerine? Sana nasıl inanacağım? Camilerimizde bana dün pazarcı diyor ki, Şefkat Hanım, Tayyip Erdoğan gelmeseydi bugün bu pazarı açamazdım diyor. Bak bugün diyeceğim pazarcıya geldi ve camiyi yıkıyor. Nasıl açıklayacağım pazarcıya, nasıl? Nasıl açıklayacağım? Nasıl? Nasıl açıklayacağım bunu? Koskoca belediye imanı Allah mı yapıyor, siz kendiniz? Siz kullar ayarlıyorsunuz. Nasıl ayarlayamazsınız? Kendinize zarar veriyor. Hangi iki tane? Getirin o müteahhitleri karşıma. Hocam. Bize yapıp kullanan yönetim izin belgesini verenler kim arkadaşlar burada ya? Allah için ben kalayım. Bütün kalbi taş olmuş insanların arasında. Allah için ben kalayım. Davi abimiz için ben kalayım burada. Hani o tek çalışacak. O adam çalışacak. Hani İbrahim aşkı buraya gelecek. O hani İbrahim aşkı. Evinin yanına bir kömürlük yaptırmıyor. Bu cami yapılırken neredeydin? Belediye başkanı, milletvekili neredeydin? Allah en yakın zamanda verdiği yetkiyi sizin elinizden alsın, en büyük belayı versin. Arkadaşlar, nankör olmayın. Nankör olmayın. Adam size yol yapıyor. Yolunuzu genişletiyor. Tamam mı? Kılıçdaroğlu gelseydi oralar ahır olacaktı. Oralarda namaz kılamayacaktınız. Belki kerane olacaktı. Adam yıkıyor. Para çok. Reis isterse yenisini hemen sağ tarafına, sol tarafına yaptırır. Ya siz neden Erdoğan'a güvenmiyorsunuz ya? Nasıl nankörlüktür ya? %64 oy ver, ondan sonra da çık Erdoğan'ı eleştir. Sizin derdiniz ne abi? Siz Allah tarafından çarpılmak mı istiyorsunuz? Ha? Yediğiniz Çorum leblebisinin hırtlekinizde kalmasını ve böylelikle çoğunuzun vefat etmesini mi istiyorsunuz? Allah'ın sizi böyle bir lanette lanetlemesini mi istiyorsunuz? Çorum kendine gel. Bir cami için değmez. Bir cami için değmez. Çorum kendine gel. Biz bu cami için çok para harcadık. Sevabı Allah tarafından yazıldı. Sağ tarafında, sol tarafında melaikeler var. Hepsini yazdılar. Ne oldu? Cami yıkılınca sevaplar silindi mi yani? Bu nasıl Allah inancıdır ya? Bu nasıl Tayyip inancıdır ya? Yapmayın arkadaşlar ya. Lütfen ya. Bir cami için siz koskoca dünya liderini üzüyorsunuz ya. Cami nedir ya? Yeryüzü hepimiz için birer ibadethanedir. Tamam. Müslümanlar için yeryüzü zaten ibadethanedir. Yer temiz olsun yeter. Bizim camiye ihtiyacımız yok. İnşallah yol yaparlar. Bir de otel dikiyorlarmış. La ne gülerim. Ne gülerim, ne gülerim. Recep Tayyip Erdoğan. TikTok'ta gezerken Cüneyt Özdemir'in videosuna denk geldim. Bir dakikalık bir video. Amerika ile Türkiye'yi kıyaslıyor. Amerika'da Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık bu tarz seçimler olduğunda efendim Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler falan artık orada nasılsa bilmiyorum. 10 tane aday çıkıyormuş. Sonra televizyona çıkıyorlarmış, tartışıyorlarmış. Ya burada gidip Ekmelettin'e oy ver diyorlar. Niye? Çünkü Tayyip gelecek. Gidip Ekmelettin'e oy veriyoruz. Niye oy veriyoruz falan böyle sorguluyor. Oysa ki kendi yaşadığı ülke 20 senedir olanı biteni biliyor. Medyanın içerisinden gelmiş birisi. Yani böyle yapıyor, tamam mı? Oysa ki böyle tutsa bir problem yok ama böyle yapıyor. Kardeşim sen bu medyanın içinden gelmedin mi?
Sen bu medyanın içerisinde bu sıkıntıları çekmedin mi? 20 senede medyanın %80'ini eline almış Erdoğan'dan bahsediyorsun. Amerika mı burası? He? Ondan sonra vay efendim gidiyoruz Ekmelettin'e oy veriyoruz. Sizin önce halkı ikna etmeniz lazım. Halkı neye ikna edeceğiz? Neye ikna edeceğiz halkı? Yani bu saatten sonra artık bu kadar şey olduktan sonra muhalefet partisinin ne deyip de halkı ikna etmesi lazım? Ey halkım, siz açsınız, fakirsiniz, 20 sene boyunca AKP tarafından fakirleştirildiniz. Bir ekmeğe muhtaç hale geldiniz. Makarnanızı AKP veriyor, ekmeğinizi AKP veriyor. Siz bununla hayatta kalıyorsunuz. Bir nevi modern kölelik ve vampirleşmenin farklı bir varyasyonu bu kardeşim. Korkmayın. Aynı vampirliğe bizim dönemimizde de devam edeceksiniz. Makarnanızı, ekmeğinizi vereceğiz. Aynı bu şekilde devam edeceksiniz mi desin. Bunu demesi lazım. Evet, sen de haklısın Cüneyt Bey. Sen de haklısın. Evet, bunu demesi lazım. Amerika ile kıyaslarken oradaki çalışma şartları, oradaki insanların almış olduğu maaşlar, oradaki alım gücü, bunu düşün, ondan sonra Türkiye ile kıyasla. Türkiye'de bir adam veya kadın 8 saat çalışıyor. 300 lira mı günlük? Galiba asgari ücret 8500 olduğu zaman hafta sonlarını çıkarttım, 300 küsür liraya geliyor. Şimdi 300 küsür lira. Bugün kasaba gitsen etin kilosu olmuş 400 lira falan. Hadi 300 lira olsun lan. 1 kilo et parası. 1 kilo et. Aldın. Ya adam orada günlük dişini sıksa, 8 saat çalışsa, saatlik 20 dolardan desek ki Amerika'da 20 dolar artık çok saçma sapan rakamlar oldu. Gider Türklerin orada çalışırsanız 8 dolara da çalıştırırlar da 20 dolar artık çok az. 30 dolara, 35 dolara işçi arayan yerler var. Şimdi sen burada 20 dolara çalışsan, 8 saat Amerikalı olarak dişini sıksan alacağın para diyelim ki 150-160 dolar. Tamam mı? Çeviriyorsun Türk lirasına 3000 küsür lira para eder. Bir tarafta 8 saat çalışıp 300 TL para kazanan Türk, diğer tarafta 8 saat çalışıp 3000 lira para kazanan Amerikalı. Bunu söylediğin zaman adam diyor ki sana, abi diyor, niye diyor Türk lirasına çeviriyorsun? İyi de araba alırken sana bu araba 4000 dolar dediklerinde, yani 4000 lira kur farkı yap çevir diyorsun. Bak Türkiye'de şu kadar, burada bu kadar diyorsun. Sıfır araba, Türkiye'de 10 milyonluk araba, orada sana 130 bin dolar diyoruz. 130 bin lira yani diyoruz. Kur farkı yapıp bak orada da şu kadar diyorsun. Ama işçinin çalışma saatine geldiği zaman aman ha sakın kur farkı falan yapmana gerek yok. Direkt bunun üzerinden git. Tamam eyvallah, bunun üzerinden gidelim. Etin kilosu ne kadar kasaba gittiğinde? Kanadıdır, tavuk etidir, bilmem şusudur, bustur. Geçen bir videoya denk geldik. 10 kilo dana. Dananın bu şey tarafı, gerdan kısmı. 10 kiloluk et böyle. Videoyu bulsam da koysam. Böyle bir et kasapta. Dana ha. Domuz momuz değil ha. Şimdi kaç para biliyor musunuz? 50 dolar. 50 TL. Tamam. 10 kilo et. Sen bir gün çalışıyorsun. Hadi diyelim ki lan bir kilo kıyma aldın lan. Adam 50 dolara, bak 50 dolara 2 saat mi 3 saat çalışsa o koca danayı alacak. Ondan sonra da sen diyorsun ki, diyeceksin ki abi ya seçimlerden buraya nasıl geldik? Orada 10 aday, burada Ekmelettin falan. Kardeşim şunu söylemeye çalışıyorum. Daldan dala atlıyoruz ama fakir halk, fakirleştirilmiş halk, aç bırakılmış halk her şeye inanır, her şeye kanar, her şeye itaat eder. Sonra da vurursun kırbacı, alırsın oyunu. Verirsin ekmeği, alırsın oyunu. Bu budur. Bu hale gelmiştir. Ve bunu da savunurken sana vatan millet Sakarya diyerek savunur. Yahu Kürtler gelecek, yahu PKK gelecek, Selahattin çıkacak. Bununla savunur. Oysa ki onun derdi bedava 2 paket makarna, bedava günlük 3 tane ekmektir. Bunun için bunu yapar. Ama bunu söyleyemez.
bunu söyleyemez. Bunu söyleyemediği için siz de bunları milliyetçi zannedersiniz. Vatansever zannedersiniz. Vatanperver zannedersiniz. AKP iktidarında 2002'de devletten yardım alıp ayakta duran sayısıyla 2023'te devletten yardım alıp ayakta duran sayısına bakın. 20 milyon, 30 milyonun üzerinde insan bugün devletten yardım alıyor ve ayakta durmaya çalışıyor. Aileleriyle beraber. Şimdi bu ortamda, bu ülkede, bu zihniyetin karşısına Allah'ı koysan o bile kaybeder. Bazı arkadaşlar diyorlar, yahu dinden çıktım lan kardeşim. Dinden minden çıkmadım, gerçekleri anlatıyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Bir gün anlayacaksınız caminizin karın doyurmadığını. Bir gün anlayacaksınız betonunuzun karın doyurmadığını. Bir gün o inandığınız Allah'a elinizi açıp yalvardığınızda, Allah'ınızın size geri dönüş yapmadığını gördüğünüzde bir gün anlayacaksınız. Ama o gün geldiğinde biz kahkaha atacağız. Biz güleceğiz. Siz belki de bir tane ekmeğe dininizi değiştireceksiniz. Hani verecekler ekmeği size, al diyecekler ekmek. Hadi Hristiyanım de. Sen de Hristiyanım diyeceksin. Yavrum ey. O günler çok uzak günler değil. Az kaldı. O günlere çok az kaldı. Siz istediniz. Siz kaşındınız. Uyardık olmadı. Ya Cüneyt, konuyu nereden nereye getirdin? Olsun. Güzel konuştum. Matematik konusunda sıkıntım olabilir ama. Efendim, metrobüste Erdoğan Erdoğan diye bağıran Afgan veya Suriyeli bir kadın. Sözde başörtülü. Önce Arapça bir şeyler söylüyor, Allah'ın isimlerini sayıyor. Sonra da Erdoğan Erdoğan diye bağırıyor, dua ediyor, bir şeyler yapıyor. Bu kadın deli diyebilirsiniz. Herhangi bir tarikata girmiş, o anda cezve gelmiş, uçuşa geçmiş diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz. İşte bu bunların gövde gösterisi arkadaşlar. Bunların gövde gösterisi. Bu ülkede istemedikleri halde Erdoğan'ı seçtirdik. Adamlar hava atıyorlar, kadınlar hava atıyorlar. İsteyin veya istemeyin. Oysa ki bunların Erdoğan'a teşekkür etmesinin sebebi sınırları açması, Avrupa'ya gitmelerini engellemesi. Türkiye'yi depo haline getirip, Türkiye'de yaşayan insanları feda edip, 3 kuruş para alıp bunları sağlık sisteminden bedava faydalandırması, belediyeler tarafından destek olması ve tabii ki bankadan veya işte PTT'den bunlara para vermesi. Ne kadar hayır deseler de PTT kuyruklarını, bunların hepsinin sıraya girdiğini hepimiz görüyoruz. Bu milletin gözünün içine baka baka, bu milletin sırtına bu vergiyi yükleye yükleye bunları beslediler. Bunlar tabii ki Erdoğan Erdoğan diye bağıracaklar. Şimdi işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Millet bunları beslediğini biliyor ve bildiği halde gidip oy veriyor. Ve en acı tarafı, işveren, Türkiye'de yaşayan, Türk olsun Kürt olsun fark etmez, bu insanı sigortasından, yemeğinden, yol masrafından dolayı işten çıkartıyor. Bunun yerine 2 tane Afgan, 2 tane Suriyeli çalıştırıyor. Normalde 8 saat çalıştırması gerekirken 18 saat çalıştırıyor. Belki 28 saat çalıştırıyor. Diyeceksiniz ki abartmayın. Hayır arkadaşlar, ben o sektörün içinden gelme birisiyim. Ben fabrikalarda çalıştım. Ben burada anlatıyorum yaşadıklarımı. Ya sabah 8, akşam 8 çalışıyorsun. Adam utanmadan geliyor, diyor ki sabah 8'e kal. İşini kaybetmemek için sabah 8'e kalıyorsun. Ve bu adam kim biliyor musun? Erdoğan'ın en yakın arkadaşlarından birinin fabrikası. Ya Erdoğan'ın en yakın arkadaşlarından birinin fabrikası. Sabah 8'e kalıyorsun. Ve sabah 8 oluyor. Sen zaten arada molalarda 5'er dakikalık uykuyla mallaşmışsın, tamam mı? Ayakta duracak dermanın kalmamış.
arada acırsa vardiya amirin hadi git yarım saat uyu diyor sana. O yarım saatlik uykuyla seni 8 saat, 10 saat, 12 saat çalıştırıyor. Ve sabah 8 oluyor. Diyelim pazartesi 8'de gittin ya diyelim. Akşam oldu 8. Kal diyor salı sabaha kadar kalıyorsun. Tam gideceksin. Bu sefer de sana kaldırıp diyor ki nereye gidiyorsun kardeşim? Bu yapmış olduğun 10, 12 saat şeydi, mesaiydi. Şimdi kendi vardiyana çalışmak zorundasın. Ya bunları yaşadık biz yaşadık. Bize bunu yaşatan zihniyet bunlara neyi yaşatıyordur? Bunlar buna şükrediyor. Bunlar buna şükrediyor. Ve işin tuhaf tarafı diyelim ki bunlar arasından vatandaşlık alanlar var. Gidip bunlar bu şekilde yaşıyorlar diye Erdoğan'ı destekliyorlar. Hadi bunlar sağlık sisteminden bedava faydalanıyor. Hadi bunlar belediyeler tarafından erzak alıyor. Hadi bunlar gidiyor PTT'den bu işin yanı sıra bir de para alıyor. Ya bunlar yüzünden işten çıkartılan adam da Erdoğan'ı destekliyor. Niye Erdoğan ona da ekmek veriyor, ona da makarna veriyor. Şimdi sen bu ortamda Cüneyt Beyciğim konuşuyorsun, çok güzel konuşuyorsun da yani ne olacak ya? İkisi de aynı. Değişen bir şey yok ki. Ha Suriye'den kaçmış Türkiye'ye girmiş olan, ha da Türkiye'de Suriyeli gibi yaşayan. Veya Suriyeli'den daha beter yaşayıp Erdoğan Erdoğan diyen. Değişen hiçbir şey yok. O yüzden daha beter olması için hep birlikte dua etmemiz lazım. Daha beter olsun. Ve daha beter olsun ki bunlar o makarnayı alamadıkları gün, o bedava ekmeği alamadıkları gün dank etsin. Açlıkla terbiye edeceksin bu milleti. Tamam mı? Bu kesim açlıkla terbiye olmadığı sürece akıllanmayacak. Suriyelisi de, Afgan'ı da, Türk'ü de, Kürt'ü de fark etmez. Bu zihniyeti destekleyen hangi millet, hangi ırk varsa hepsinin açlıkla terbiye olması lazım. Ve o gün geldiğinde, işte o gün geldiğinde, kafaya dank ettiğinde onlar Erdoğan karşıtı olacaklar. Erdoğan'a hakaret edecekler. Biz reisimizi sonuna kadar savunacağız. Reisimizin arkasında sonuna kadar olacağız. Onlara daha beter olun diyeceğiz. Siz istediniz. Siz kaçındınız. Ula iyi gaza geldim ha. Süper. Vallahi harikayım lan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı yok arkadaşlar. Malum Cumhurbaşkanı adayı oldu, seçilemedi. Cumhurbaşkanı adayı olanlar milletvekili olamıyor, dokunulmazlık alamıyor. Bundan dolayı da meclisin dışında kaldı. Şimdi dokunulmazlık kalktığına göre dosyaları raftan indirelim. 28'i işte dokunulmazlık, diğeri Erdoğan'a hakaret, tehdit olmak üzere bu tarz şikayetler var. Bununla ilgili dosyalar oluşturulmuş. Sözde bu dosyalar raftan inecekmiş. 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu mahkemede sürüm sürüm süründürülecekmiş. Böyle bir algı oluşturuluyor sosyal medyada ve bu algı üzerinden de halka korku ve panik pompalanıyor. Arkadaşlar, bu insanlar devletin adamları. Derin devletin veya normal devletin yetiştirdiği, bir yerlere getirdiği adamlar. Bu insanlara hiçbir zaman yem yapmazlar. Öyle raftan dokunulmazlıklar geliyor, kalktı, bunlar sürüm sürüm sürünecek. Bunların hepsi hikaye. Bize bir tiyatro oynanır, sözde dokunulmazlıkları kalktı, dosyalar işleme kondu, Kılıçdaroğlu yargılanıyor derler. Yargılanma, margılanmada Erdoğan iktidarında bu yargı sistemiyle nasıl olduğunu zaten biliyorsunuz. Arkada ne tür bir hesaplaşma olduğu, nasıl planlar yapıldığı, nasıl bir anlaşma yapıldı bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için biz yüzeysel konuşuyoruz. Şimdi bu ortamda bize böyle haberler veriliyor. Böyle haberlerin verilmesi normal. Ama arka planda neler dönüyor orasını kimse bilmiyor. Onun için dokunulmazlık da kalksa bile yargılanma margılanma olmaz. Yargılanma olsa bile formaliteden olur. Millete o yargılanıyormuş gibi bir hava verilir. Ha bunu şu açıdan da kullanabilir Erdoğan korkutmak için. Ya bu adam hırsızlık yapmamış, yolsuzluk yapmamış. Hiçbir şey yok. Hakkındaki davalara bakıyorsun, tehdit, hakaret. İyi de kardeşim, en beterini Erdoğan yaptı. Erdoğan sövebiliyorsa ben de sövebilirim. Bu nasıl iş? Erdoğan'ın yargılanmadığı bir ülkede Kılıçdaroğlu yargılanıyor. Halka bakın arkadaşlar, ben kimsenin gözünün yaşına bakmam mesajı da verebilir.
Ama önemli olan işin sonunda o davaların nereye varacağı hiçbir yere varmaz. Formaliteden davalar olur. Yani millet de korkar. Korku pompalar. Düşündürücü. Efendim seçim konuşmasında Erdoğan bir fotoğraf vermiş. Fotoğrafta sol dizinde bir aparat var. Pantolonun içinde. Herkes bunu konuşuyor. Bu aparat nedir? Şimdi bazı doktor arkadaşlar ayakta duramıyor. Yürümekte zorlanıyor. Zaten ayakkabıları alttan tekerlekli, mekanizmalı ayakkabı yürüsün diye bu ayakkabıyı giyiyor. Bel de doğrulamadığı için, beli desteklemek için de ayağından bir mekanizmayla destek veriliyor deniyor. Diğer taraftan da efendim bu sonta olabilir. Südük torbası diyoruz biz genelde hastalarda kullanılan. Ondan olabilir. Yaşı itibariyle ister istemez buna ihtiyaç duyabilir. Bazı arkadaşlar, bazı doktor arkadaşlar da diyorlar ki zaten bağırsaklarından ameliyat oldu. Ondan dolayı ona bağlı bir şey olabilir. Her şey olabilir. Önemli olan reisimizin başımızda durması. Reisimiz hasta da olsa, yaşlı da olsa fark etmez. Doktorlar reisimiz bu seneyi çıkartamaz dese de gaybı bilen Allah'tır. Reis 10 senede yaşasa, 20 senede yaşasa, zam üstüne zamcık yapsa da, dünya yerle bir olsa da o bizim reisimizdir. Ne yani biz o yürüyemiyor, yatağa bağlı diye onu desteklemeyi bırakacak mıyız? Ha? O günler geldiğinde ki hiçbirimiz istemeyiz. Kalkıp rakibine mi oy vereceğiz? Hayır. Kesinlikle. Allah uzun ömür versin. Oldu da reis vefat etti. Diyelim. Herkes fani. Aday bulamadık. Reisimizin ruhunu rakip yapacağız. Reisimizin ruhunu destekleyeceğiz. Karşı tarafta kim olursa olsun gene reisimiz kazanacak, gene reisimiz kazanacak, gene reisimiz kazanacak. Bunu da yapacağız. Bu ülke olarak bunu yapıp tarihe de geçeceğiz arkadaşlar. Çatlasanız da patlasanız da. Huhuu, alışıyoruz. Biraz zaman alacak. Vücut kimyama aykırı ama olsun. Hepimiz alışacağız buna. Siz merak etmeyin.